Ben genelde futbol oynarken de hakem konuşmam. Çünkü cevap verebileceğim yer sağdır demiştim. Her zaman da bunun arkasındayım. Şu anda oyuncu grubu da belki çok sinirli olabilirler, üzgün olabilirler. Fakat yolumuza devam edeceğiz. Bizim oyunumuz buydu zaten. Bu oyunu biz 80-90 dakika arasına getirmek için zaten mücadele ediyorduk. Antrenmanlarımız da hep bu yönde gidiyordu. Gençler Birliği maçına baktığımızda oyunun belirli bölümlerinde cidden hem oyuna sahiptik hem de keyif veren bir futbol oynuyorduk. Sonuçlandırmada bazen sıkıntılar yaşadığımız anlar olabilir. Ama maçı alıp başka bir yere götürmek, futbolun dışına çıkmak, futbolu konuşmamak üzücü. Artık ülkemizde bence şunu çok net bilmeliyiz. Sadece futbol konuşmalıyız. Futbolun doğrularını konuşmalıyız. Eğer hatalar varsa da bu hatalardan herkes ders çıkartmalı. Ben Göztepe maçından sonra da hakeme gittim, dedim ki evet ben bu maçı kötü oynadım. Kötü oynadık. Ben bunun analizini yapacağım. Sizden de rica ediyorum. Siz de maçı tekrar izleyin ve analizinizi yapın demiştim. Gençler Birliği maçında her şey ortada zaten. Söylenecek çok fazla bir şey de yok. Nasıl bir karar alırlar, neler söylerler yetkililer onu bilemem. Ama dediğim gibi biz birlik olma zamanındayız, beraber olma zamanındayız. Taraftarımızdan desteği bekliyoruz. Şartlar ne olursa olsun bu takım, bu oyuncu grubu mücadelesine devam edecek. Gerekirse de ne olursa olsun şartlar, biz yine çıkıp oyunla her şeyi kazanmak istiyoruz. Ben de zaten penaltı verildikten sonra biz de izledik. Ben ondan sonra zaten kulübeden çıkıp itiraz ettim. Şöyle söyleyeyim, evet hakem hata yapabilir, orada penaltı vermiş olabilir. Ama VAR neden devreye girmiyor? Zaten en büyük soru işareti orada. Belki de o konuşmaları açıklasınlar. Benim oyuncum, iki tane oyuncum zaten kırmızı kartla dışarı çıkmış. Evet, yaptıkları yanlıştır. Belki çok sinirlendiler çünkü psikolojileriyle oynayan bir hakemden bahsediyoruz. O yüzden onların tepki vermesi de, o da insan, hakem de bir insan. Ama artık biz doğruyu bulmak zorundayız diye düşünüyorum. Açıkçası Murat Cem zaten hakemin eli hatta Murat Cem'e çarpıyor. Murat bir 10 saniye kadar elini tutuyor. Hakem belki bir tepki verecek diye sonradan elini uzatıyor. Belki farklı algılamış olabilir. Ona da varım. Yine saygı duyuyorum. Ama verilen raporda, yazılan raporda, yardımcı hakemler de dahil, dördüncü hakemin raporunda da hiçbir şekilde ağzından kötü söz çıkmıyor Murat Cem'in. Ama hakemin raporundaki yazılanlar çok hoş değil. O yüzden dedim ki biz oyunumuza devam edeceğiz, beraber yürüyeceğiz, beraber mücadele edeceğiz. Taraftarımızın desteğiyle, yönetimimizin hep beraber bu yoldan vazgeçmeyeceğiz. Biz sonuna kadar mücadelemizi vereceğiz. Ya, 12. 12. 16. 17. Aha! İyi, iyi. Yukarısı sen.